Peygamberler şehri Urfa'da, Balıklı Göl'ün hemen yanında bir mezar yeri var. Buranın ortasında ise boş bir mezar. Bir yolcunun kabri burası. Yolculuğunu ölümünden sonra bile sürdürmüş bir yolcunun. Bu belgesel, işte o yolcunun uzun ve meşakkatli yol hikayesini anlatıyor. ...1800'lerin sonu. Mardin'in yokuşlu, dar sokaklarında 20'li yaşlarının başında bir genç adam vardı. Molla Said, Bitlis Hizan Nurs doğumluydu. Hizan, Nakşibendiliğin nabzının attığı merkezlerdendi. Delikanlı, 7 çocuklu fukara bir Kürt ailesindendi. Hayatı boyunca fasılasız sürecek yolculuğu 9 yaşında başlamış, 9'undan 19'una dek o medreseden bu medreseye savrulmuştu. Dik başlı, asabi, inatçı kişiliği yüzünden her durakta kıblesini yeniden yollara dönmüş, medreselerde az buçuk eğitim görmüştü. Mardin'e geldiğinde artık kemale erdiğine inanıyordu. Şimdi öğrendiklerini sınama vaktiydi. İşte o dönemde Mardin'de tanıştığı bir derviş ona hak yolunu gösterdi. 19. yüzyılın önemli İslam düşünürlerinden Cemalettin Afgani'nin takipçisi olan bu derviş ona o zamana kadar okumadığı şeyler anlattı. Yaşadığı coğrafya dışındaki dünyadan havadisler aktardı. İslam dünyası sömürgeciliğin tehdidi altındaydı. Cemalettin Afgani o sıralar İstanbul'daydı. Sömürgeci batıya karşı direnişi savunuyordu. Bir yandan da İslam'dan hurafelerin tasfiyesi için savaşıyordu. Ona göre Müslümanların geri kalmasının sebebi ayrılığa düşmeleri, kadere boyun eğmeleri, İslam'ı bilmeyip vehimlerle uğraşırken gerçek ilmi ihmal etmeleriydi. Vahiy kadar aklın, fen bilimlerinin ve felsefenin de temel alınmasını savunuyordu. Kurtuluşun çaresi birlikti. İslam'da kapatılan içtihat kapısını açmaktı. Fenni tatbikti, ıslahattı. Molla Said bunları ilk kez duyuyordu. Yıllar sonra fikri gelişiminin öncüllerinden birinin Afgani olduğunu belirtecekti. O dönem Ders Saadet'in durumu da parlak değildi. Ermeni sorunu tırmanıyor, Girit karışıyor, milliyetçilik salgını yüzünden imparatorluk dağılma tehlikesiyle karşılaşıyordu. Namık Kemal, o dönem basılan Kemal'in Rüyası öyküsünde kadın kılığındaki hürriyetin ağzından çöküş halindeki Osmanlı ahalisini uyarıyordu. Said, derin uykusundan
Kemal'in rüyasıyla uyandı. Ey gaflet uykusuna dalanlar! Ey her türlü esirlik düşkünleri! Ey korkuya boyun eğenler! Ey hiçbir şerefsizlikten çekinmeyenler! Gözlerinizi mahşer sabahında mı açacaksınız? Boynunuzdaki esirlik zincirini cehennemin sahibine teslim etmek için saklıyorsunuz. Bu çığlık Mardin'de Molla Said'in zihninde yankılandı. Önemli bir eşik atlamış, siyasetle tanışmıştı. Mardin'in önde gelen şeyhleriyle fikri çatışmaya girdi ve hayatının ilk sürgün kararıyla bu yüzden karşılaştı. Bitlis'e sürüldü. Bitlis, bir daha peşini bırakmayacak sürgünün ilk durağıydı. Orada eksiklerini tamamlamak için sistematik olarak kelam ve fıkıh okumaya başladı. Bu okuma süreci 19. yüzyılın sonunda gittiği Van'da hız kazandı. Van'ın dinamik gücü Ermenilerdi. Ermeni toplumu 19. yüzyılın ikinci yarısında büyük bir atılım yapmıştı. Matbaaları, gazeteleri, bağımsızlık yanlısı örgütleri vardı. Müslümanlar bu gelişmelere ancak yüzyılın sonunda yaptıkları atılımlarla yetişebilecekti. Bu atılımı ateşleyen Van valisi İşkodralı Tahir Paşa oldu. Tahir Paşa, batıdaki gelişmelerden haberdar olan, modernleşmeyi destekleyen bir Osmanlı paşasıydı. Konağındaki zengin kütüphaneyi bilgiye aç Müslümanların hizmetine sunmuştu. Bu hizmetten en çok yararlananların başında Molla Said vardı. Bu dönemde eğitimle ilgili fikirleri şekillenmeye başladı. Din bilimlerinin müsbet ilimlerle birlikte okutulması gerektiğine inanmıştı. İslam toplumunun gerileyişi ancak böyle durdurulabilirdi. Van'da geçirdiği 10 sene, onun öğrenme devrinin zirvesi oldu. Valinin konağında düzenlenen münazaralarda fikirlerini geliştirdi, tartışma yeteneğiyle kendini fark ettirdi. Ve hayatı boyunca taşıyacağı lakap kendisine o münazaralar sırasında verildi. Artık ona zamanın harikası anlamına gelen Bediüzzaman denilecekti. Ancak yoğun zihinsel faaliyet içinde olduğu bu dönem, akıl sağlığının bozulmasına neden oldu. Yakalandığı dima hastalığı yüzünden 3 sene kadar gerekmedikçe kimseyle konuşmadı. Bu sırada Bitlis'e tayin edilen Vali Tahir Paşa, saraya onun için bir referans mektubu yazdı. Said'den, Kürdistan uleması arasında harika zekasıyla meşhur Molla Said Efendi diye söz etti. Kendisinin halen tedaviye muhtaç olduğunu belirterek ilgi gösterilmesini istedi. Molla Said bu referans mektubuyla İstanbul yolunu tuttu. 34 yaşında ömründe ilk kez imparatorluğun başkentine gidiyordu. Orada bir yandan kendi yorgun zihninin, bir yandan da bölgesinin cehalet derdinin devasını arayacaktı. Molla Said, Dersaadet'e 1907 sonunda geldi. Elinde tedaviye muhtaç olduğunu belirten referans mektubuyla sarayla bağlantı kurdu. Saray, Van Valiliğinden kendisiyle ilgili bilgi istedi ve tedavi maksadıyla İstanbul'a gelmiş olan Molla Said Efendi'nin bilincinde hafiflik görüldüğünü yazdı. Bu nedenle Toptaşı Akıl Hastanesi'ne sevk edildi.
akıl hastanesinde cinnetine delil arayan doktorlarla konuştuklarını daha sonra yazdığı Divan-ı Harb-i Örfi kitabında anlattı. Divane olarak görülmesinin sebebinin Kürt kıyafetleri giymesi, kaba saba davranması, ulemaya meydan okuması ve her daim hiddet etmesi olduğunu söyledi. Benim gibi asabi bir adamın telaş ve hiddet etmesi zaruridir. Özellikle bir yüce fikri 15 sene zihninde taşıyan ve bu kadar yakınlaşan bir insan kendini tehlikede görse ve o fikrin gerçekleştiğini görmekten mahrum kalsa nasıl hiddet etmesin? Dışarıda meşrutiyet depreminin sarsıntıları hissediliyordu. 15 senedir bu fikri taşıyan zihni ise şimdi hasta olduğu gerekçesiyle tedavi ediliyordu. Bunları dile getirdiğinde bu kez de fikirleri tehlikeli bulunup tımarhaneden alındı, hapishaneye gönderildi. İçerideyken zaptiye nezareti memleketine dönme koşuluyla kendisine yolluk vermeyi, maaş bağlamayı teklif etti. Molla Said bu koşulla salıverildi. Asıl hastalığın kendi zihninde değil, imparatorluğun başkentinde olduğuna hükmetmişti. Orada yaşadığı hayal kırıklığını Nutuk kitabında şöyle anlattı. Ben Kürdistan dağlarında büyümüştüm. Merkezi hilafeti güzel tahayyül ediyordum. Dersaadet'e geldim, gördüm ki İstanbul korku ve nefret sebebiyle medeni libasını giymiş vahşi bir adama benzerdi. Kürdistan'daki fenalığın sebebini Kürdistan uzvunun hastalığı zannediyordum. Bak ta ki hasta olan İstanbul'u gördüm, nabzını tuttum, anladım ki kalpteki hastalıktır her tarafa sirayet eder. Tedavisine çalıştım, divanelikle taltif edildim. Saray, memleketine dönme koşuluyla serbest bırakılan Molla Said'in arkasından 19 Temmuz 1908 tarihli telgrafla Van vilayetini şöyle uyarıyordu. Burada gördüğümüz bazı tavırları aşiretler arasında fesat yaratmaya müsaittir. Ama Molla Said maaşı ve yolluğu almadı. Memleketine de dönmedi. Çünkü uyarı telgrafından 5 gün sonra İstanbul meşrutiyet çığlıklarıyla uyanacaktı. Balkanlarda ayrılıkçı çetelerle savaşan İttihatçılar, ateşledikleri fitille tarihin yeni aktörleri olarak artık sahnedeydi. Memleketine döndüğü sanılan Molla Said, o sırada İstanbul'da hürriyet nutku veriyordu. Sadece o değil, herkes meydanlarda, kürsülerdeydi. Herkes istibdadın bitmiş olmasının sevincini yaşıyordu. Müslümanlar, Ermeniler, Rumlar, Yahudiler aynı meydanda buluşuyor ve her biri kendi dilinde özgürlük, eşitlik, kardeşlik, adalet pankartı taşıyordu. Artık Osmanlı içindeki her millet, her cemaat serbestçe örgütlenebilecek, mecliste temsil edilebilecekti. Bediüzzaman hızla soluğu meşrutiyetin ateşlendiği merkezde Selanik'te aldı ve Hürriyet Meydanı'nda İstanbul nutkunu yineledi. Ey Hürriyet-i Şer'i! Öyle müthiş ama güzel ve müjdeli bir sada ile çağırıyorsun ki benim gibi bir Kürdü gaflet tabakaları altında yatmış iken uyandırıyorsun. Sen olmasaydın ben ve umumu millet zindan-ı esarette kalacaktık. Molla Said, meşrutiyeti toplumun sorunlarının şeriata uygun kanunlarla çözülebileceği bir sistem olarak görüyordu. İki kaygısı vardı. Hürriyetin yanlış yorumlanıp elden kaçırılması ve milliyetçi akımların toplumu parçalanmaya götürmesi. Bu tehlikeden korunmanın yolunu İslam'da görüyor, yükselen milli hislere karşı ümmetin birliğini savunuyordu. Ona göre gelişen ayrılıkçı talepler karşısında Arapların, Türklerin, Kürtlerin, Arnavutların, Çerkezlerin, Lazların en kuvvetli bağı İslamiyet'ti.